Emin Evimin katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı Bismillah'a manşetlerin diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJD yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp itibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey hoş geldiniz. Bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah. Inşallah. Sağ olun. Kariye Camii ile başlayalım mı? Akit'te var. Sabah'ta var. Yeni Şafak'ta var ve Milli Gazete'de görmedim. akşamda gördüm. Kariye Camii cemaatine kavuşuyor diyor. İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya'dan sonra Kariye Camii'de 79 yıllık zulmün ardından törenle ibadete açılıyor. Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nın hayrat taşınmazları arasında yer alan ve 1945'te CHP diktatörlüğü tarafından ibadete kapatılan Kariye Camii'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan telekonferansla katılacağı programla yapılacak deniyor. 79 yıl aradan sonra Türkiye nüfusunun %99'unun Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de bir cami açabiliyoruz. Ancak geldiğimiz... Mü müze haline çevrilmiş, ibadetten engellenmiş Ayasofya gibi bir e, yanlış uygulamaya muhatap olmuştuk Kariye Camii'de. Ama daha önemlisi belki Ayasofya açıldığı halde, yıllar sonra Ayasofya açıldığı halde, yani Ayasofya müze haline çevrilmiş, Mustafa Kemal Atatürk döneminde çevrilmiş, sahte imza ile olduğu vesaire iddia ediliyor. Hepsini bir kenara bırakalım. Sonuç itibariyle 1930'lu yıllardan 2020'lere kadar müze olarak kalmış Ayasofya Camii. Erbakan hocamız yıllarca mitinglerde Ayasofya'yı açacağız. Ayasofya'nın minarelerinde eğer ezan okunduğunu duyarsanız, şahit olursanız bilin ki milli görüş iktidardadır demiş. Buna rağmen Milli Gazete Erbakan Hoca'nın da izinden gittiğini iddia etmelerine rağmen Ayasofya'nın açıldığı bir dönemde Kariye'yi açsanıza, Kariye'yi açsanıza dediler. Kariye gerçekten tam açılma noktasına gelmişti. O gün işte olağanüstü bazı sebeplerle ertelendi açılış denildiği an ha gördünüz mü Avrupa'ya söz verdiler Ayasofya açıldı ama söz verdikleri için Kariye'yi açamıyorlar şimdi Ayasofya'ya da söz verir. ne var yani Ayasofya'ya daha evvelki 1930'dan 2020'ye kadar ki iktidarlar söz vermişler de Tayyip Erdoğan ben sözü çiğniyorum diyor ve Fatih Sultan Mehmet'in sözüne ben itibar ediyorum deyip Fatih Sultan Mehmet'in vakfına uygun şekilde Ayasofya'yı ibadete açıyor. E şimdi Kariye Ayasofya'nın yanında daha az bilinen bir yapı, bir cami. Dolayısıyla onu haydi haydi Tayyip Erdoğan camiye çevirirdi. Fakat buna rağmen işte kısır siyasi tartışmalar. Parti sen dedim ben dedim yok saadetti yok AK Partiydi. Bu tartışmalar içerisinde sanki Kariye'nin Ayasofya camiye döndürüldü ama işte karşılığında da Kariye'nin sanki Kariye dahavelden camiymiş de müzeye çevriliyormuş gibi de bir algı da oluşturarak Kariye için ise müze olmaya devam etme noktasında da bir söz verildi diye yanlış yalan haberler yapıldı. E bugün itibariyle bir olumsuzluk olmazsa inşallah diyelim. Kariye Camii'de ibadete açılmış olacak. Ama işte haberini mi kaçırdım ben de yani ben görmedim. Yarın bekleyelim en azından belki kaçırdılar diyelim. Alçladılar şey diyelim. Mı? Yani olmaması lazım. O kadar önemsediğiniz defalarca ne oldu ne oldu kariyeyi niye açamadınız? Bakın hikaye içinde açılacağını söylemiştiniz. Bakın halılar da serildi demiştiniz. Ne oldu ne oldu? Burada herkes dürüst olsun. Milli Gazete'nin yöneticileri de çıksınlar. Dürüst bir şekilde ya biz Erdoğan'a Tayyip Erdoğan'a iftira etmişiz. Veyahut da suizanda bulunmuşuz. Biz zannetmişiz ki Tayyip Erdoğan ikili oynuyor, riyakarlık yapıyor vesaire. Bunların hepsini söyledik. Bir cumhurbaşkanına ki bizim içimizden çıkmış bir insana bunları söyledik. Ama bugün itibariyle eğer Kariye Camii açılıyorsa biz yanılmışız. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Bundan sonraki süreçte de bu yanlıştan da ders çıkartarak daha dikkatli olmaya gayret edeceğiz. Sözü versinler bize karşı değil Allah'a karşı söz versinler. Ve bundan sonrasında da siyasi çıkar çatışmalarını böyle alnı secde görmüş insanlara karşı bir nefret tohumu saçacak şekilde kendi tabanlarını da tahrik edecek şekilde artık bundan sonra kullanmasınlar. Evet. Şimdi Cumhuriyet gazetesinde 3 fidan özlemle anılıyor diyor. Türk Sosyal Sosyalist Hareketi'nin öncülerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idamlarının 52. yıl dönümünde unutulmadı. TKP Sakarya'da şiirli anma etkinliği düzenledi. CHP, TİP, Sol Parti ve HKP 3 fidanı bugün karşıyadaki, karşıyakadaki gömütleri başında anacakmış. Mezar diyemiyor Cumhuriyet. Gömüt diye bir ifade kullanıyor. Gömütleri başında anacakmış. Aynı şey bir gün gazetesinde de var. 3 fidan anılacak diye devam ediyor. Bir gün gazetesi de Sözcü'de de var ilginç. Sözcü, milliyetçi sözcü milliyetçi sözcü o da diyor ki Atatürkçü ve milliyetçi sözcü diyelim. Hadi cumhuriyet atatürkçü ve komünist cumhuriyet diyoruz da sözcü Atatürk milliyetçisi güya. O da diyor ki 3 fidan anılıyor. 6 Mayıs 1972'de idam edilen 68 kuşağının liderleri Deniz Gezmiş ve arkadaşları bugün anılacak diye bir ifade kullanıyor. O gömüt dememiş ama mezar demiş sözcü. Yakında onlar da söylemeye başlarlar üç fidan dedikleri polisle çatışmaya giren ve o çerçevede yakalanan ondan sonra da yargılanıp mahkum edilen, idam cezasına mahkum edilen ve CHP'lilerin de oylarıyla da o tarihlerde idam cezaları mecliste de oylanıyordu. Bu ceza uygulansın mı, uygulan, infaz edilsin mi, edilmesin mi? İnfaz edilmesi noktasında karar çıkarsa infaz ediliyor, idam ediliyor ilgili kişiler yok. Eğer oylama yapılmazsa genelde de öyle uygulama vardı. Eğer istenmiyorsa kişinin idam edilmesi dosya mecliste bekletiliyordu. Abdullah Öcalan için de son 2000'de yapılan uygulama önce öyleydi. Mecliste bekletildi. Sonrasında da idam cezası kaldırılarak zaten mecliste oylama usulü de kaldırılmış oldu. 1970'li yıllarda ama Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idam edilme noktasında Cumhuriyet Halk Partisi de yani şu an sözcü mantığı, cumhuriyet mantığı, bir gün mantığının desteklediği, ölümüne desteklediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bazı isimlerinin de desteğiyle Deniz Gezmiş hakkında ve iki arkadaş hakkında idam cezası verildi. Şimdi burada önemli olan şey şu, gençlere Örneklik açısından kesinlikle ve kesinlikle devletin askeriyle, polisiyle çalış, çatışmayın bir kere. Elinize silah almayın. Fikriniz varsa, düşünceniz varsa o fikrinizi, düşüncenizi dilinizle, eylemlerinizle, hareket tarzlarınızla belli ki işçilere ulaştırmaya çalışın. Ama müsaade etmiyorlar diyorlar. Müsaade edilmese dahi devam edin. Tayyip Erdoğan, Erbakan Hoca ve diğerleri. Müsaade edilmedi, partiler kapatıldı vesaire vesaire. <laughs> Mahkum edildi Tayyip Erdoğan, cezaevine konuldu. Hiç eline silah aldı mı? Almadı. Muhtar bile olamaz dediler, hakaret ettiler. Sultanbeyli'de villası var diyen kadın şu an basın konseyinde illegal, basın konseyinde başka. Ta 1993'ten bahsediyorum. Sultanbeyli'de uzaktan bir yer gösteriyor. Sanki gidemiyormuş oraya gibi. Star televizyonunda, Cem Uzan'ın televizyonunda. Hortumcu Cem Uzan'ın televizyonunda 18 yıl şu an mahkumiyeti var Cem Uzan'ın. Onun televizyonunda bak bak diyordu. Şuralarda 1994 mahalli seçimlerinin hemen öncesinde Tayyip Erdoğan'ı itibarsızlaştıracaklar. Yerine de CHP'li isimlerden birisi, CHP'li veyahut da Ana vatanlıya bile razılar onlar. Yeter ki Tayyip Erdoğan olmasın. Onun için de bakın bakın diyor. Ya elinde kamera var zaten. Araba da var altında. Gidersin gösterirsin dersin ki şu villa bak işte Tayyip Erdoğan'ın girdiği kapı bu. Burada oturuyor, yatıyor ge geceliğin. E işte lüks içinde yaşıyor. Şatafat içinde yaşıyor. 1993 şartlarında. Gösterirsin. Yok gösteremiyor. Ne yapıyor? Kafaları zihinleri bulandırmak için şurada görüyorsunuz ya şu villa en az 500 metre ilerisini gösteriyor arada da hiçbir şey yok boş arsalar var boş arsanın arkasındaki villayı gösteriyor o kadın şimdi basın konseyinde başkan olarak görev yapıyor şimdi bu zihniyeti iyi tanımamız lazım Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi hiçbir şekilde polisle çatışan insanları savunmamaları lazım Burada başörtü yasağını da hatırlatmamız lazım. Başörtü yasağı sebebiyle bu ülkede yüz binlerce kız öğrenci okullardan uzaklaştırıldı. Ama hiçbiri silah falan müracaat etmedi. Bir de bunlar banka soymuşlar. Ya. Evet yani şimdi bank banka ya bankayı soymak da, yani. o gerekçesi işte bankayı soyup da gidip de gece kulüplerinde yemek için değil silah, işte silah almak veya da etkinlikleri keşke gece kulüplerinde yeselermiş <gülüyor> yani, <gülüyor> yani o, o, o da gidip polisle polise, evet. polise kurşun sıkacak i̇şte o silahları tar tartışmalı bir mevzu kendilerini öyle ifade ediyorlar deniz gezmişi bir kişi anlatıyor işte şuradaki kulübe gelmişti orada bir kürkü beğenmiş Asıyorlarmış kulübün girişinde nasıl bir şey bilmiyorum tabi ama kulübe gelenler önce bir asıyorlarmış üzerlerindeki desenleri, eskiyeler gibi, gibi işte oraya asıp giriliyormuş çıkarken deniz gezmiş orada güzel bir kürklü bir şey görmüş. E ben bunu alıyorum demiş. Sahibine söylersiniz demiş. Tabii canım. Almış. Halkın emekçinin parasıyla alınmış evet. demiş o. Ben de el koyuyorum e, demiş Milletim O Kulübe adına. gidiyor ama kendisi. <laughs> gece kulübünü orayı geçişte şey yapmasın. Evet. Ben. Şimdi e, prensibimiz o olması lazım. Devletin askerine, polisine, kendi ülkenin devletinin askerine, polisine kurşun. Bir şey sormak istiyorum şimdi. Başörtüsü ya yani mütedeyin kesim ezildi, dövüldü, tekmelenen tekmelendi. Hastanelere alınmadı, kanserden öldü. Başörtüsü eylemlerinde araç çarptı, bacağı koptu, hayatı karardı. Üniversiteye gidemedi. Bunalıma girdi, intihar etti. Şimdi ben merak ediyorum. Sadece başörtüsü boyutu da değil. Sakalını da keseceksin diyorlardı. Yani biz eşlere, eşlere, kadınlara, hanımlara yapılanı şey yapıyoruz ama erkeklere de büyük bir zulüm yapıldı. Ya Şimdi bir tanesi de gene tolere edilebilir yani sakal sünnettir diyerek tam kesi e, varsayalım. Bir çıkış yolu bulabilirsiniz ama başörtü için öyle bir şey yok. O o o dönem yapılan partileri kapatıldı. İçeri atıldı idamla yargılandılar. Bir tanesi kalkıp demedi ki ya ben de gideyim banka soyayım. Banka soygunundan elde ettiğim parayı da götürüp silah alayım. Bu silahla da bize zulmedenlerle çatışayım. O çatışma esnasında da öldürüleyim. Ben öldükten sonra da beni bütün gazeteler şeyle üç fidan diye ansın. Şu an yapılan bu. Evet maalesef böyle bir kirli oyunu hala devam ettirebiliyorlar. Yani devletin ...üst kademelerinde görev yapmış insanlar da... ...şimdi Sözcü Gazetesi... ...üç fidan anılıyor diyor. Şimdi Sözcü Gazetesi'nin... ...aynı yerinde... ...Aytun Çerkin... ...İlker Başbuğ'la... ...oturup Fenerbahçe Ordu evinde... ...ya bu milletin... ...paralarıyla yapılmış... ...Fenerbahçe Ordu evinde... ...röportaj yaptı. Ramazan günü... ...orada çay bardakları vardı. Hadi orucu... ...kendilerine bırakalım. Ama... Şimdi şurada ya benimle röportaj yaptığınız yerde nasıl olur da bu ülkenin polisine kurşun sıkmaya kalkışan adamlara fidan dersiniz, anılıyor dersiniz diye İlker Başbuğ'un haykırması lazım. İlker Başbuğ'un Cumhuriyet Gazetesi'ndeki şu sayfayı görünce ya ben Tele e bir daha çıkmam, kapısından önünden bile geçmem demesi lazım. Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfada aynı haberi vermiş. Devam ediyor. Burada da 3 fidan. Herkes ne zaman ölür? Elbet gülünün solduğu akşam Turgut Uyar bir kitap yazmış. Orada Deniz Gezmiş'i ve diğer iki kişi yanıyor. Hemen yanı başında da Tele1 televizyonunun gene bir programının takdimi var. Şu an İlker Başbuğ'un herhalde bir ayı dolmadı. Ayda bir çıkacaktı. E şimdi bu Cumhuriyet Gazetesi burada birinci sayfadan da üç fidan diyerekten eğer o polisle çatışan kişilere fidan deyip onları övüyorsa, gençliğe de onları kahraman gibi göstermeye devam ediyorsa ben sorarım. Ya İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir adamsın sen. Bu adamlar devletin polisine askerine kurşun sıkılmayı eğer kendince meşru ben hiçbir şekilde bir meşru amaç olamayacağı kanaatindeyim ama onlar kendilerince bir meşru amaç varsa bu haktır diyerekten övüyorlar. Siz ne dersiniz bu işe diye sormamız lazım İlker Başbuğa ve bir gün gazetesini belki sorgulamamız lazım ayrıca. Bir gün o da üç fidan anılacak demiş. İçerisinde ifadeler şöyle. Ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden Altıncı filoyu denize döken emperyalizme, faşizme, savaşa, açlığa vesaire diye devam ediyor. E ben şimdi soruyorum. Tayyip Erdoğan Amerika'ya ey Amerika diyor. İsrail'in o soykırımına sessiz kalan Avrupa'ya ey Avrupa diyor. Emperyalizme karşı çıkıyor ama bir günün de içinde bulunduğu o millet ittifakının adamları ya böyle herkese de kavga edilmez Avrupa Birliği'ne girmek için biz mücadele etmemiz lazım diyor. Karar Gazetesi'nde Mehmet Ocak'tan önce diyor, önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yani o emperyalist kuruluşun yani başörtü insan hakkı değildir. O Türkiye isterse serbest bırakır, isterse yasaklar. Ama klasik temel haklarından birisi değildir başı örtmek. Kadın istese de Türkiye eğer istemiyorsa yasaklayabilir üniversitede diyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili kararını Mehmet Ocak'tan bugünkü yazısında önce onu uygulamamız lazım. Ondan sonra anayasayı değiştirmemiz lazım diyor. Şimdi bunların hepsini bir potada toplayın. Nedir kardeşim? Emperyalizme karşıtlık mı? Tayyip Erdoğan'dan daha dik duran bir adam görebiliyor musunuz siz? Sadece bugün değil. Başver Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'ini. Son 50 yıl içerisinde bir Erbakan Hoca diyebilirsiniz. O Avrupa Birliği ile ilgili yaptığı benzetmeler. Ya bunlar kim ki vesaire şeklinde bizi sürekli kapının önünde bekçi kulübesinde bekletmek için aldık alıyoruz sizi Avrupa Birliği'ne diye oyalayan adamlar bunlar diyen bir Erbakan dik durmuş emperyalizme karşı bir de Tayyip Erdoğan dik duruyor şu an itibariyle ama açısından tutup çekip indirmeye çalışıyorlar. Hem CHP'liler solcular şu deniz gezmişin yolundan gidiyoruz diyenler hem de maalesef ki maalesef daha düne kadar kendi partisi içerisinde yer alan Ahmet Davutoğlu gibi isimler. Dolayısıyla emperyalizme karşı çıkmak isteniliyorsa o Amerika'nın İran'a ambargo uyguluyorum ben dediği zaman işte emperyalizme kimler karşı çıkıyor, kimler karşı çıkamıyor? O deneme, o imtihan Bakarsanız o imtihandan kim başarılı çıkıyorsa odur emperyalizme karşı çıkan. E, Tayyip Erdoğan dedi ki onların ambargosu bizi ilgilendirmez. Biz Birleşmiş Milletler kararlarına bakarız. Birleşmiş Milletler kararlarında İran'a yönelik bir ambargo yok. Kaldı ki eğer İsrail'in nükleer silah yapma hakkı varsa, Amerika'da şu an zaten nükleer silah varsa e, İran'ın da olsun ne olacak yani dedi. Türkiye'nin de olması lazım diye o emperyalist devletlere bir baş kaldırı gerçekleştirmiş oldu. Ben Sözcü gazetesinde bir çelişkiye daha dikkat çekeyim ve bu deniz gezmiş Fas'ını kapatmış olalım. Bugünkü Sözcü gazetesinin 3 fidan anılıyor şeklindeki başlığının altındaki haber devam sayfasında da 5. sayfada yer alıyor. 5. sayfada. Tepede 3 fidan anılıyor diyorlar. Biz neyle anıyoruz 3 fidanı? Aldatılmış da diyebiliriz Deniz Gezmiş ve iki arkadaşı için. Yani iyi niyetlerle yola çıkmışlardır ama sonuçta bu polisle çatışma noktasına getirilmiş olabilir. Aldatılmış olabilirler. O açıdan da yeni mesele de hatırlatalım. Ya bu iyi niyet Le yola çıktığınız dünyada zaman zaman böyle kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada onu diyor mu? Diyor. Peki şurada ne diyor? Saraçhane'de polislere saldıran 38 kişi tutuklandı. Şimdi Sözcü Gazetesi özellikle Saraçhane'deki polislere saldıran göstericilere o günde hemen 2 Mayıs tarihli nüshasında da tepki vermişti. Ya buna gerek yoktu. Bu yapılmamalıydı dedi. Şimdi de 38 kişinin tutuklanmasını eleştirerek değil. Ya yani polise siz eğer sopa sallıyorsanız, taş atıyorsanız tutuklanacaksınız tabi gibisinden haberleştiriyor. Ama burada Deniz Gezmiş için o da polisle çatışmıştı. Onun için fidan diyor. İşte onu anıyoruz vesaire diyor. Ha şunu derlerse ya Deniz Gezmiş'i idam edene kadar İdam edilecek nice insanlar vardı bu ülkede diyorlarsa ona belki çok fazla. Tamam ama orada orada başka bir boyutu da var. Şimdi deniz gezmişin. Ha idam edilmeli miydi? Bence idam edilmemeliydi. Yani orada bir sağdan bir soldan astım diyebilmek için Kemal Evren ve arkadaşlarının bir şeyiydi. O da ama... 1980 sonrası tabii ha. o da 1970'li yıllardaki yansıması o da. Şimdi şimdi olayın bir başka boyutu daha var. Şimdi bunları idam ettirenler kimlerdi? O darbeci zihniyetti. Ce Mecliste oy el kaldıran kimdi? CHP'ydi. 80'de geldiler. Yine arka bu, bu, bu bunlar ve arkadaşlarını idam ettiren kimdi? Yine Kemen Evren ve asker, arkadaşları. Şimdi içerisindeki darbeci zihniyet. Bu gazete iki günde bir şu darbeciyi tahliye edin, bu darbeciyi tahliye edin diyor. İyi de o bu darbecilerin tamamı zaten iktidar şeyde olsa, yönetimde olsa alayını asacaklar, alayını idam edecekler. Orada da yani garip bir ilişki vardır. Adamlar görevdeyken 28 Şubatçılar olsun, ondan önceki 12 Eylülcüler olsun, 12 Martçılar olsun, hep bunlar. Hatta 27 Mayıs darbecileri olsun. Bunlar hep sol görüşten kişilere de kendilerini karşıt gibi gösteriyorlar. Muvazzaf subayken ama bakıyorsunuz emekli olduktan sonra bunlar da yani Çetin Doğan'a sorsanız şimdi ya deniz gezmiş bir idam edilmesi gereken bir kişi değildir diye anlatımda bulunur. Nerede baksanız 28 Şubatçılara sorsanız benzer şeyler söylerler. Dolayısıyla burada da bir oyun oynanıyor aslında. Bir karşılıklı danışıklı dövüş oynanıyor. Ama ben tekrar söylüyorum. Dindar insanlar bu oyunlara hiçbir şekilde aldanmadılar. Oyuna gelmediler. Başörtü yasayla en büyük zulmü bu ülkede başörtülü öğrenciler yaşamışlardır. Belki kadınlarımız, kızlarımız eline silah alıp bir herhangi bir şey yapabilecek şeyleri e, cinsiyet açısından belki onların kendi cinsleri açısından e, mümkün olmayabilir ama düşünün şimdi bir baba kızının o durumda olduğunu görürse bir abi kızının hak ettiği tıp fakültesinin kapısından geri çevrildiğini görürse orada takdir edildiğini hakaret edildiğini görürse o baba eline silah alıp bir yanlış işe düşmez miydi elhamdülillah ki düşmediler Bundan sonraki süreçte de mücadelemiz hep fikirle, sözle, anlatarak yapmamız gerektiği noktasında yeni nesle bu noktada bir mesaj vermiş olalım. Evet. Kısa bir reklam arası verelim. Döndükten sonra devam edeceğiz. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam edecek. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam ediyor. Evet geri geldik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sözcünün manşeti. Diyor ki son dönemde Diyanet'e yönelik belli ki bir noktadan bu defa da Diyanet'e çalışalım şeklinde bir algı operasyonu çekiliyor. Önceki günlerde yine Akit vardı. Diyanet'in lüks jipi Suudi Arabistan'da. Sonra ortaya çıktı ki böyle bir jip yok. Böyle bir araç yok. Ama buna rağmen o yalanı ya özür dileriz kusura bakmayın böyle bir yalan söylemişiz demek yerine kaldığımız yerden nereden devam edebiliriz diyorlar. Devam ettiriyorlar. Sözcünün manşetinde öğrencilerin beslenme çantaları boşken millet et yiyemezken Diyanetten biftekli rostolu lüks menü diyor. Elazığ'da eğitilecek olan aday din görevlileri için şatafatlı yemek ihalesi açılmasına CHP'li Erol sert sözlerde tepki gösterdi diyor. Milletin yüzüne nasıl bakacaklar diye bir ifade kullanıyor. İmamların şatafatlı sofrasına bir tek istakoz eksik 7 günlük yemek listesi konuluyor. Haftanın 4 günü et yemeği, biftek, bonfile, haşlama et kızartma, rosto, tavuk, kebap türleri diyor. Haftanın 3 günü ise sebze diye bir ifade kullanılıyor. Altında da karne türler şöyle pişirilecek, böyle pişirilecek falan diye not düşünüyor. Nedir bu olay? Önce tabii sizin de bahsettiğiniz o araç, yani evvelki yalanları söyleyelim, takip etmedikleri yalanlarını söyleyelim, kabul ettikleri yalanları söyleyelim. Bunun da sonrasında, gerçi bunun da açıklamasını yapılmış ama... Sonraki süreçte nasıl yalan olduğunun çıkacağına da vatandaşımızda bir güven oluşsun. Şimdi burada Cuma günkü programımızda yetiştiremedik, uzun uzun konuşamadık. Sözcü gazetesi Cuma günü dedi ki Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı. Çıktığı iddia edildi falan filan demiyor. Net olarak bir aracı daha var dedi. Buradaki aracı falan boşverin. Bir tane tok var şehir içerisinde kullanıyormuş. Bir tane Audi onlar satın alındı dediler. Kiralanmış o şehirler arası o gidip denetlemelerde vesaire İstanbul, Ankara dışına çıktığı zaman İstanbul'a ve Türkiye'nin değişik illerine gittiğinde kullanılan bir araç. Buna ilaveten bir de Suudi Arabistan'da varmış dediler. Burada yazdılar. Diyanet İşleri Başkanlığı hemen o gün yalanlamayı yaptı. Bugün Sözcü gazetesinde Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı başlığıyla verilen haber gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'da haberde bahsi geçen marka ve mobilde modelde bir makam aracı olmadığı gibi herhangi bir makam aracı da yoktur. Devam ediyor. Şimdi utandılar mı? Yok. Bu haberde ismi geçen Deniz Ayhan isimli bayan muhabirden başlayalım. Cinsiyetçilik falan filan da yapmayalım. Erkek de olabilirdi, bayan da olabilir. Bunun tepesindeki sorumlu müdüründen gazetenin patronu ta Fransa'da gününe gün eden o Burak Akbay'a kadar bir tanesi utandı mı? Rahmi Turan utandı mı? Murat Muratoğlu utandı mı? Uğur Dündar utandı mı? Diyeceksiniz ki babalık davası açılmış adam hakkında utanmıyor da şimdi kalkıp bu haberden bu yalan haberden dolayı mı utanacak? Utanmıyorlar. Hemen iki gün sonra ya Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığımız haberler yalan çıkıyor. Bu konuda biraz daha hassas olalım. Haberleri şöyle bir elemeden geçirelim diyeceklerine dün bir gün gazetesi yazıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı onu da yalanlıyor. O yalanlamaya rağmen yine sözcü manşetine taşıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de böyle mutedil bir milletvekili olarak bahsedilir bu e, Gürsel Erol hakkında. Muhafazakar insanlara da sıcak mesajlar veren bir kişi olarak tanıtılır ama onun paylaşımı üzerinden tekrar haber yapıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şu haberi yalanlamış zaten. Bugün itibaren ben sitelerinden aldım Diyanet İşleri Başkanı. Şu haberi olduğu gibi yalanlıyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyor ki bir gün gazetesinin dün yayınlamışlar. Bugünkü nüshasında ve internet sitesinde bir kuş sütü eksik başlığıyla yer alan haberdeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Devam ediyor. Devlet ihale kanunu vesaire vesaire gereği yapılmıştır. ihale. Din görevlilerinin eğitiminin yapıldığı 28 akademi merkezinden 6'sında yemek hizmeti alımı yapılmaktadır. Bu alımlar kişi başı günlük azami KDV dahil 375 lirayı aşmayacak şekilde yapılacak hesaplama. Yani bir bütüncül bakış açısıyla diyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı günlük 3 öğün 375 lira bunlar yatılı olarak kalan insanlar Diyanete alınacak kişiler, üst kademeye gelebilecek kişiler, görevliler. Dolayısıyla bunlar yatılı olarak kaldıkları yerde yemek ihtiyaçlarını gidermek üzere bir günlük yemeğin 375 lirayı aşmayacak şekilde zaten devletin bir kuralı var diyor. O devletin kuralına uygun şekilde biz ihaleyi yaptık. Burada da bir günlük 3 öğün yemeğin toplam fiyatı 325 lira olacak şekilde ihale yapıldı diyor. Şimdi 325 liradan yuvarlak hesap yaptığınız zaman 330'a çarptığınız zaman 9 bin, 10 bin lira civarında bir şey geliyor. Şimdi asgari ücret 17 bin lira. Bir kişinin toplam yemek gideri 10 bin lira civarında gelmiş oluyor. Dışarıdan alınıyor tabii bu. Yani evde yaptığınız bir şey değil. Evde Çetmek yaptığınız bilmesin. takdirde ona göre daha ucuza getirme imkanınız olur. Şimdi buna da itiraz ediyorlar. E hani iki tane simit yediğiniz zaman asgari ücret geçiyordu. Şimdi ne diyorsunuz? Yedi günlük yemek listesi. Haftanın dört günü et yemeği. Allah! Haftanın dört günü et yemeği yeniliyormuş ama ne oluyormuş? Ayda bir kişi için 3 öğün yemekte toplamı 10 bin lirayı geçmiyormuş. Kendileri anlatıyor. Biftek, bonfile, et haşlama, et kızartma, rosto, tavuk. Vicdansızlar. Burak Akbay'ın yediklerini de söylesiniz de bana. Fransa'da neler yiyor? İstakoz eksik bir tek diyorsunuz. İstakozu da var, şarabı da var Burak Akbay'ın. Onu da yazsanız da buraya. Yazın da ben diyeyim ki. Ya Burak Akbay ne yapmış da Fransa'da yaşarken ne yapıyor? Ne iş yapıyor yani? Şu an itibariyle Sözcü Gazetesi'nin başına gelip de duramıyor bile. Bu adam ne yapıyor ki şarabından istakozuna kadar her şeyini yiyor da Türkiye'de Diyanette görev alacak kişiler için bir eğitim noktasında bir çalışma olduğunda Devletin de kanunlarına uygun şekilde bir alım yapıldığı zaman bir gün kaç şey bir gün kaç paraya geliyor demiştiniz? 325 lira. 325 lira. 3 yani üç öğün, öğün yemeği her biri 325 lira mı Hayır. yoksa ha bir öğünün üç bir, bir günün toplamı. Yani 100 küsür liraya geliyor sabah öğlen akşam evet, yiyecek. Ayrı ayrı düşünürseniz yani sabah biraz daha ucuza gelir öğlen ve akşam biraz daha pahalıya gelir ama toplamı... yani çok mu 150 abartı? Hayır 100 lira yemek yemek. 100 liraya 100 evet. lira yemek yemek bir kişi için çok mu abartı? İşte öyle söylüyorlar. Hani ben öyle şöyle, şimdi şöyle öyle deselerdi. Mesela öğün başına şunları 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 sıralamışlar. Öğün başına 1500 lira yani. para vereceklermiş bunlara deselerdi derdi ki ya arkadaş Kendinize gelin ne yiyorsunuz sizlerde? İyi de 100 küsür liraya geliyor günlük kişi başına. Şimdi neyin algısını yapıyorlar? Burada fiyat üzerinden algı yapmıyor. Burada neyin üzerinden? Garnitürler yemek çeşidi sayılmayacak. Dini bayramlarda etin hakim olduğu ana yemekler verilecek. Tam Bana zaten haftanın buçuk iki üstte de zaten haftanın dört günü et diyor. Dini bayramlarda o dört günün içindeyse yani, yine yani. et gidiyor zaten. Burada yap, yapılmak istenen algı şu aslında. Ama ben tersinden anlatayım. Devlet Bakın alım yaparken müteahhitlere, ihale verilen kişilere kakala gitsin. 8 yaşında dana etini getir. Kakala gitsin. Devletin parası çok. Devletin malı deniz yemeyen domuz. Mantığıyla hareket etmiyor. Öyle bir disiplini altına almış ki devlet. Bunlar sadece diyanetin değil, bütün devlet dairelerinde uygulanan kurallar. Hepsinde devlet diyor ki, kardeşim biz müteahhitlerin çok aşırı kar etme hırsına biz memurumuzu, memur adaylarımızı herhangi bir şekilde ezdirmeyiz. Bu kuralları getirmiş. Ne diyor? Tavuklar üzerinde boyun bulunmayan vesaire vesaire. Bunlar Diyanet mensubu için özel hazırlanmış bir şey değil. Bütün devlet tarihleri için genel geçer kurallar. İhale kanunları bilmem 199 defa değiştirildi falan diyorlar ya. İşte böyle değiştiriliyor de, ihale kanunları. Müteahhitler kazık atmasın devlete diye. Bakıyorlar işte üç öğün yemek çıkartılacak. Adam getiriyor sana garnitür türünden bir şey veriyor. Apara, aparatif bir şey veriyor. İşte bu da bir öğün ya diyor. Ha kanuna bir değişiklik yapılıyor. Garnitürler bir öğün sayılmaz kardeşim. Bu tür yanlış iş yapanlardan bir daha ihaleye girmeleri engellenir diyor. Dolayısıyla burada dindar insanların herhangi bir şekilde suçlanabilecekleri bir şey yok. Ama gelin görün ki 10 bin lira yiyecek ki sadece simit ve çay içseler ayın sonu asgari ücret dolar diyenler Şimdi geldikleri noktada Burada e, müteahhitleri Disiplin altına almak için Devletin koyduğu kuralları Sanki her gün et yeniyormuş Her gün rosto yeniyormuş Gibi bir algı oluşturuyorlar Ben de soruyorum sözcü patronları Veyahut da o yöneticileri Veyahut da burada yazıları çıkan yazarları Ne yiyorlar çıksınlar açıklasınlar Hangi arabalara biniyorlar Onları çıksın açıklasınlar Yazıklar olsun bu ülkeye Yazıklar olsun bu ülkenin yetkililerine ki Ak Partilileri de içine katıyorum. Rahmi Turan hangi araca biniyor bilmiyoruz. Deniz Zeyrek hangi araca biniyor bilmiyoruz. İsmail Saymaz hangi nerelerde ne masraflar yapıyor bilmiyoruz. Devam ediyoruz. Murat Muratoğulları vesaire vesaire. Ama Diyanet İşleri Başkanının tok aracı olduğunu ondan sonra bir de şehirler arası trafikte kullanmak üzere bir araç kiralandığını ve olmayan Suudi Arabistan'daki iftira boyutundaki aracı her şeyi artık öğrendik, duyduk, bildik ama bu sözcünün bu iftiraları atarken, bu yalanları uydururken kendi altlarındaki araçları şunları bunları bilmiyoruz. Şimdi İBB'nin sadece girdim internetten baktım. Spor ve Kültür Daire Başkanlığı'nın yemek menüsüymüş bu hafta. Mercimek çorbası bugün. Mercimek çorbası kuru köfte yanında turşu garnitür. Garnitür diyor ya. Soslu karışık kızartma baklava olacak demiş. Yarın kaşarlı domates çorbası et sote pirinç pilavı ayran ve meyve olacak demiş. Şimdi bunların bir yönetmeliği yok mu? Var. O da yönetmeliğe göre diyor ki haftanın 3 günü şu 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 ürünü vereceksin. Haftanın 2 günü bu 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 ürünü vereceksin diyor. Şimdi burada da ve bunu da totalda 3 öğünü 325 liraya mal ettiriyorsa bunda sorun ne? Ben çözemiyorum. Sorun Diyanet. Diyanete Hah, sorun düşmanlık. Diyanet. Tamam. Bu ülkenin inancının öğretilmesine, öğrenilme işlerine geldiği zaman Mustafa Kemal Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu derler. İşlerine geldikleri zaman da sanki Diyanet İşleri Başkanlığı sabahtan akşama kadar rosto yiyormuş sabah öğünde et, öğlenliğin haşlama, akşamliğin kızartması böyle bir algıyla karşımıza çıkıyorlar. Ben de soruyorum kendilerine. Siz neler yiyorsunuz bir de siz de aynısını anlatın. Biz kendi hayatımızdan anlatırız ama siz de kendi hayatınızdan anlatabilecek cesaretiniz varsa buyurun 325 liralık bir günde 3 öğün yemeğin toplamının fiyatına itiraz ediyorsanız kendinizin de yediklerine bakıp edebiliyorsanız buyurun edin. Lüks şatafat diyorlar. Buyurun lüks şatafat dedikleri iktidarın AK Parti iktidarının gümüşhane İl başkanlığı kirasını ödeyemiyormuş. Adam binayı satmaya karar vermiş. Şimdi bu mu? Ya evet. bunu yapamıyor mu? Lüks şatafat içindeki adamlar bir kira ödeyemiyor. Altta da haber yapıyor. Düştükleri duruma bakın diyor. Kirayı ödeyemiyorlar. Sahibinden nokta koma düşmüşler. Büyük diyor. ihtimalle de ödeyememe diye. Sen ben Neyse kavgası işte. çerçevesinde yapılan bir tartışmayı da kalkıp buraya Hayır, işte altta her şeyi aldı lüks, üzerine. Altta o lüksü yapan adamlar kira yani, ödeyemiyor diyor. Yani altta yani. Yani da onu söylüyor. Akit'in birinci sayfasında Ekrem'in müdürü kayıplara karıştı diyor. İBB'nin ihmali sonucunda küçük çekmecedeki sahil parkında kazı yapılan yerde su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer ile ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı. Ekrem İmamoğlu'nun atadığı Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ise kayıplara karıştı diye bir haber var. Bu haberi kararda göremezsiniz. Bu haberi Yeni Asya'da göremezsiniz. Cumhuriyet'te göremezsiniz, Sözcü'de göremezsiniz, bir günde göremezsiniz. Akşam da var, Akit'te var, Yeni Şafak'ta var. Diğerlerinde yok. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bu kadar ucuz mu diyenler, teleferik faciasında civatayı suçlu bulanlar, Antalya'daki CHP'li belediyenin işlettiği teleferik faciasında burada hiç haberi bile görmemeyi yeğlemişler. Niye? Çünkü Ağaç başında Ekrem İmamoğlu'nun atadığı kişi beni de tutuklayacaklar bundan çünkü o çukurdan ben sorumluyum. Öyle açık bırakmamalıydım dediği için firar etmiş. Şimdi yok. Bir kişi de tutuklanmış. Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kimlere emanet olduğu çok net olarak ortaya çıkmış oluyor. Bu kaza diyebiliriz. Kaza ama yani böyle bir yanlışa da belediye görevlilerinin imza atmaması lazım. Bir yeri kazıyorsanız, bir amaçla kazıyorsanız sonuçta oranın hemen yakınının park olduğunu ve çoluk çocuk birisinin oraya gelebileceğini, düşebileceğini de düşünmeniz, öngörmeniz lazım. Ona göre de tedbir almanız lazım. Gerekiyorsa o çukuru kapatmanız hemen. Eğer kapatmanız devam ediyorsa çalışma o zaman etrafında çok e, dikkatli bir şekilde güvenlik önlemlerini almanız lazım. Alınmış mı? Alınmamış. Sonuçta da istenmeyecek şekilde bir küçük çocuğumuz vefat etmiş mi? Etmiş. Peki şimdi emekçiden yanayız diyenler, deniz gezmişi anıyoruz diyenler, polisle çatışmaya varıncaya kadar işi abartıp biz dar gelirlerin yanındayız, açların fakirlerin, yoksulların yanındayız diyen ve onun üzerinden de deniz gezmişi İdama mahkum edildiği halde üç fidan diye anan Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi bugünün şartlarında dar gelirli insanların 5 yaşındaki çocuğu vefat etmiş. İBB yetkililerin ihmali sebebiyle vefat etmiş. O dar gelirli insanların çocuğunun da hakkını aramaları gerekmez mi? Ya burada kim varsa sorumlu olan kişi o kişinin hesap vermesi gerekir. Yok öyle kaçmak maçmak bunun tepesine kadar gitmek lazım demeleri gerekirken diyorlar mı demiyorlar haberi bile vermiyorlar tutuklama kararı veriliyor onu bile haberleştirmiyorlar gizliyorlar kaçan kişiyle ilgili biz tanımıyoruz kendisini tabi ama kendileri çok iyi tanıyorlardır öyle veya böyle bir sürü ilişkileri vardır aynı mahallenin insanları dolayısıyla niye kaçıyorsun bilmem ne beye diyerekten manşet atmaları gerekirken bu ne manşet atması haber bile iş sayfasında küçücük bir haber bile De olayı yapmıyorlar. İlk başında e, İBB açıklamasında aileyi suçluyordu, evet. diyordu ki orada diyordu piknik yapmaları yasak, uyardık buna rağmen pikniğe devam etmişler diyordu. Mangal yakmak yasak diyordu, uyardık buna rağmen devam etmişler diyordu. İkinci safhasında <laughs> Ak Parti hükümetini suçladı, dedi ki bu aile dramına bakın anne ile baba boşanmış yani bu iktidar bundan sorumlu demeye getirdi biz de söylüyorduk 6.284 var ortada İstanbul Sözleşmesi var ortada şu var bu var yok o zaman dokundurtmayan adamlar siz asıl ona bakın niye boşanmış denildi. Üçüncü safhada konuştular dediler ki biz can derdindeyiz üçüncü açıklamanın da özeti biz can derdindeyiz bunların düşündüğü şey siyasi rant burada İnsan ölmüş hayatını kaybetmiş burada nasıl biz ölümlere engel oluruz bu tür hadiselerde onu tartışacağımız yerde iktidarın ve medyasını görüyor musunuz? Bir ölümün üzerinden nasıl rant devşirmeye çalışıyor, siyaset yapıyorlar gibi bir açıklama yaptılar. Evet. İki gün cenazenin aileye verilememesi üzerinde araştırmalar, soruşturmalar yapılması gerekir diye Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ya bir halt yemiş bizim iştiraklerinin başındaki şahıs orayı kazdırmış çukurlara ondan sonra da bırakmış yağmurlu havada orası göl haline gelmiş ve bir çocuğumuz 5 yaşındaki bir kızımız vefat etmiş düşmüş Allah rahmet eylesin kendisine aileye başsağlığı dileyelim diyeceğine aileye iki gün sonra niye cenaze verildi üzerinde soruşturulması sen adamların adam olsaydı o çocuk oraya düşmeseydi, o çocuk ölmeseydi, tabii ki ilahi takdir boynumuz kıldan ince, onu herhangi bir şekilde sorgulamak için söylemiyorum, ama İBB yetkilileri görevlerini yapmış olsaydı, üzerlerine düşen vazifeyi yapmış olsaydı, çocuk ölmeyecekti. Çocuk ölmeyince de cenazesi iki gün sonra ailesine teslim edilmeyecekti. Bu kadar basit. Ekrem İmamoğlu cenazeyi, ölümü değil, Ölümden sonra cenazenin iki gün sonra aileye teslim edilmesini sorgulamaya kalkıyor. Bu kafayla da İstanbul'da daha çok büyük e, dramlar yaşanır, büyük travmalar yaşanır. Ama maalesef ki maalesef bazıları hala o Ekrem İmamoğlu'nu parlatmaya devam ediyorlar. Evet, Karar Gazetesi'nde sınırlı sorumlu iddianame diyor. 16 ay sonra yazılan Sinan Ateş iddianamesi dosyadaki soru işaretlerini arttırdı. 145 sayfalık metinde Ateş'in eşinin ifadesinin yer almaması, örgüt yapılanmasından bahsedilmemesi dikkat çekti diye bir ifade kullanılıyor. Evet, Sinan Ateş cinayeti üzerinden artık e, önce dediler ki iddianame nerede, iddianame nerede. Ya benim için önemli olan şey bu olayla ilgili olarak tutuklama var mı? Bu kişiyle ilgili soruşturma var mı? Nasıl olduğuna dair bir araştırma var mı? Yok mu? Var mı? Araştırma var. Peki soruşturma içerisinde deliller toplanması için gayret sarf ediliyor mu? Ediliyor. HTS kayıtlarına kadar her şey getirilmeye çalışılıyor mu? Çalışılıyor. Ben nice cinayet davalarında, nice korkunç olaylarda savcıların ya bu işe sonuç iş itibariyle her gün karşılaştığımız şeyler e şimdi biz burada HTS kayıtlarını falan getirip de ne yapacağız ki vesaire dediğine şahidim. Rahmetli genel yayın yönetmenimiz Kadir Demirel damadı tarafından bıçaklanmıştı. Ya bütün arkasında bir bağlantı kimler var vesaire merak ediyoruz. Basit bir olay gibimize gelmiyor bu. Kadir Demirel rahmetli hiç kimseyi üzmeyen Fırlanta gibi bir insandı. Damadının ona bir özel bıçak hazırlayıp da onunla öldüreceği pek akla mantığa uygun bir anlatım tarzı değil. HTS kayıtları falan gelsin dediğimiz zaman ya her gün karşılaştığımız şeyler avukat bey eser muhataplarına böyle cevaplara muhatap olduk biz. Ama şimdi ben şunu diyemem tabii. Kadir Demirel de öyle yapıldı. E, bu olayda da öyle yapılsın. HTS kayıtları gelmesin falan diyecek halim yok. Gelmiş mi? Gelmiş. Peki buna rağmen şimdi 22 kişi tutuklanmış mı? Tutuklanmış. Bir kişinin cinayetinden dolayı, öldürülmesinden dolayı. E peki iddianame yok, iddianame yok ortada diyenlere. İddianame de suratlarına yapıştırılmış mı? Yapıştırılmış. Şimdi ne diyorlar? Sınırlı sorumlu iddianame. Yani ne yapsanız bunlara yaranamazsınız. Bunlar bütün Türkiye'yi yakarlar. Bütün Türkiye yansın ölsün. Yeter ki Tayyip Erdoğan'ı suçlayacak bir şey bulalım. Tayyip Erdoğan olmuyorsa Tayyip Erdoğan'ın yanında duran herkesi yakıp yıkalım, devirelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'ın yanında mı duruyor? Yıkalım, yakalım, mahvedelim, perişan edelim. Tayyip Erdoğan'ın yanında durduğuna, duracağına pişman olsun. Mantık bu. Ya kardeşim, bir kişi cinayete muhatap olmuş. 22 kişi tutuklanmış. Tetikçiyi yakalamışlar. Beşine de ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis. Şimdi sistemi. ne diyor? Sebep neydi? Vicdansızlar. Ben size 5000 tane cinayet göstereyim. Sebep neydi diyeyim. Adamı yakalamışlar. Sor. Sebep neydi? Diyor ki bana küfretti diyor. E hadi bulun bakayım. Sebep neydi? Gerçek sebep neydi? Küfretti diye. Bakıyorsunuz küf öldürülen kişi hayatında küfretmeyen bir kişi. Veya şahitleri dinliyorsunuz ya küfür falan duymadık diyor. E peki niye öldürdü? E belli değil. adama cezayı veriyor musun? Veriyorsun. Kaldı ki sebebi belli olsa ne olacak? Sebebin eğer küfür vesaire gibi tahrik indirim sebebi olacak bir şey değilse zaten Önce katilin söylemesi lazım. Şu şöyle oldu, bu öyle, bunun için öldürdüm. Bir başka lazım. çelişki daha yok mu? Şimdi bir taraftan da şunu söyledi yine karardaki haberde. E, zamanlaması manidar dedi. Işte, e, önce dediler ki iddianame sunulması. nerede dediler. İddianame sunulduktan sonra da ya Davutoğlu'ydu ya Ali Babacan'dı. Zamanlaması manidar dedi. Cumhuriyet gazetesinde de benzeri bir haber gördük. Dedik ki ya Cumhuriyetler Sözcü'de. Onlar da kalktı dedi ki anayasa ile ilgili AK Parti bir çalışma başlattı. Zamanlaması manidar. MHP'yi sıkıştırmak için iddianameyi kabul etti. Şimdi bir dakika. Zamanlaması manidar. iddianameyi MHP'yi sıkıştırmak için mi koz olarak kullandı? Şimdi diyor ki yok üstünü örtüyor. Fazla, üstünü mü fazla örtüyor? Fazla sorgulama motoru yakarsın. Bunların mantığıyla, mantıksızlığıyla bir şeyi sorgulamaya kalkarsan motor yanar. Bunların bir dediğine inanmayacaksın. ...bakın... ...biraz önce söylememiz lazım... ...düzeltme metni... ...Sözcü Gazetesi... ...bir gün yazıyor ertesi günü hop düzeltmeyi yayınlıyor... ...iş sayfada... ...birinci sayfadan verdiği haberi... ...38. sayfada abartıyorum... ...38. sayfası yok tabi... ...ne diyor... ...4 Mayıs 2024 tarihli... Gazetemizin 10. sayfasında yayınlanan deprem konutları ihalesi AKP aday adayına gitti başlıklı haberde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yakınlığıyla bilinen şeklinde ismi geçen Ulubol İnşaat'ın kurucusu Nuri Elibol Melih Gökçek ile uzun süredir görüşmediklerini ve onun döneminde Belediyeden ayrıcalıklı iş almadıklarını, deprem konutu ihalesini de en üst düzeyde kırım yaparak kazandıklarını Hı. bildirdi, o, düzeltiriz. O haberi bir hafta kullandılar, bir hafta bütün Hı. gazeteler tepindi, sosyal medyada şimdi bu kadar mı acaba? Evet, bu, bu kadar. İhalece de en düş düşük teklifi biz verdik diyorlar. Evet. Şimdi burada Sinan Ateş cinayetinde de Sinan Ateş'e çok meraklı değil CHP'liler. Ne yapacaklar buradan? Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan arasında bozacaklar. E, ee, MHP burada işin içinde falan diyecekler. Var mı? Yok. Sözcü gazetesi. Vicdanları varsa, insafları varsa çıksınlar. Desinler ki ya kardeşim kusura bakmayın özür dileriz. Biz şöyle şöyle demiştik ama şimdi gelen beyanlara göre, ifadelere göre aslında böyle bir şey yokmuş. Orada çok net olarak söyleniyor. Bir milletvekilinin evinde yakalanan bilmem kim diyorlar. E o kişi diyor ki ben milletvekilinin evinde falan yakalanmadım diyor. E şimdi bu noktada siz nasıl oluyor da hala Sinan Ateş cinayetinde şu da yanlış, bu da yanlış, işte şu da ortaya çıkartılmadı, bu da ortaya çıkartılmadı diyebiliyorsunuz. Bakın 8. sayfada devamı diyor. Şurada. Adam ifadesinde söylemiş. Diyor ki MHP ile bağım yok. Hemen Karar Gazetesi onun devamını getirmiş. Savunması. Ya varsa söyle o zaman. Yani yarın bir gün bunlar efendim tetikçi var ya uyuşturucu bilmem neleri falan filan yapan adam var ya bilmem kimin ne ee, neyi? e, neyi işte şu ne olacak. Var mı bunun cezası? Yok. Maalesef ki yok. Yani savcı çıkıp ya kardeşim savunması diyorsun o zaman senin bir bildiğin var gel bakalım. MHP'li ne bağı var bu adamın? Çık söyle. İnanmadığın kısmı neresi? Yani, söyle bize. Söyle bize. Bize de yardımcı ol. Bizde bulamıyoruz. HTS kayıtlarını çıkartıyoruz. Adamın yedi sülalesini araştırıyoruz vesaire vesaire ama bulamıyoruz. Eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalandığı öne sürülen şüpheli Tolga Demirbaş İddianamede yer verilen ifadesinde ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyesi değilim. Partide resmi veya özel hiçbir görevim yoktur. Herhangi bir organik doğrudan vesaire vesaire. Hadi bakalım çıkın söyleyin ya kardeşim deyin ki şu bağı vardır ya. Siz görememişsiniz. Üyedir. Bilmem nerede yöneticidir diye söyleyin. Yok. Olmadığı halde efendim işte mutlaka ve mutlaka şimdi başörtülü bir eş üzerinden, acısı üzerinden Asıl azmettiriciler iddianamede yok. Vicdansızlar, insafsızlar. Burada da azmettirici kim varsa bulunsun eyvallah. Varsa bulunsun. Ama olmayan azmettiriciye üzerinden onun istismarıyla siz burada hükümet değiştirmeye çalışıyorsanız ben size sorarım. Eren Bülbül'ün cinayetinde azmettirici kimdi? O Aybüke öğretmenin öldürülmesinde azmettirici kimdi? Var mı? Bir tane başlığın var mı? Karar gazetesi. Ahlaksızlık yapmayın, vicdansızlık yapmayın. Bir tane manşet attınız mı? Şu polisimizin şehadetinde azmettirici kişi kimdir diye. hedefli birisine gidip gitme ihtimali olan cinayetlerde, bombalı saldırılarda, bombalı. Adam bir ay boyunca bombayı hazırlıyor ondan sonra polisin geçeceği noktaya koyuyor patlatıyor polisler şehit oluyor diyorsun ki ya o yola o bomba konulurken HDP'li belediye başkanı da o yolun kazma işlerini vesaire yaptırmış aracıyla bu adam artık belediye başkanlığı koltuğunda oturmaması lazım diyorsun kayım atıyorsun kıyameti kopartıyorlar vay efendim siz nereden çıkarttınız bunu Peki siz bunları nereden çıkartıyorsunuz? Azmettirici olduğunu nereden çıkartıyorsunuz? Savcı bulamadı, siz mi buldunuz? E söyleyin o zaman. Kim azmettiriciyse, adını, soyadını söyleyin, savcıya yakasına yapışsın. Ama maalesef bu istismarı devam ettiriyorlar. Evet. Cumhuriyet gazetesinde düşman yetiştirilir diyor. Kimden bahsediyor? Cumhuriyet Gazetesi müfredatı hedef oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı müfredat tasa, taslağıyla yurttaşın kul yapılmak istendiğini öne süren eğitim uzmanı Profesör Doktor Dilek Gözü Tok metnin laikliğe aykırı olduğunu vurgulamış. Gözü Tok demiş ki hazırlayanlar suç işliyor. Bu programla Cumhuriyet düşmanı bireyler yetişebilir diyor. Ya yani düşünün hani Darwin bile kalksa dese ki ya suç işlenmiyor. Yani hani benim teoriyi beğenmemişler, doğru değil demişler. Başka bir ifade kullanmışlar der. Bunlar diyor ki suç işleniyor. Yeni Asya'da da benzer bir e, konuda tabii tersinden de olsa ama yine de kılçıklık yapmak üzere bir başlık var. Onu da okursak o da, tabii o da diyor ki demokratik bir müfredata ihtiyaç var. Yeni müfredat oldu bittiyle getirilmemeli. Ha, Şeffaf bundan sonra kolları sıvayıp abdesti alıp namaz kıldılarsa vay hallerine diyeyim. Ya. Yeni müfredat oldu bittiye getirilmemeli şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmalı demiş. Kaçıncı Desem, yılda? Başkanı. 22. yılda. Ya. 22. yılda aceleye getirilmemeli. Diyor. Biz buradan CHP AK eleştirelim. Diyelim ki ya müfredatı siz 22. yılda mı değiştiriyorsunuz ya? 22 yıldır beklediniz mi ya diyelim ama Türkiye gerçeklerini biliyorsak Türkiye gerçeklerinde ilk 10 yılda zaten AK Parti'nin Danıştay'a bir tane üye seçemediğini bilirsek Yargıtay'a bir tane üye seçemediğini bilirsek eğer Şimdi müfredatın da 22. yılda daha yeni değiştirilmeye çalışıldığını tamam imam hatipler açıldı başörtü yasağı kaldırıldı ama onlar kaçıncı yılda yapıldı? Onlar da 11. yılda yapıldı. Hayır şunu dese Yeni Asya kaldırın bu evrim saçmalığını şunu 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 getirin dese şura topluyorlarmış bilmem ne yapıyorlarmış geçen haftalarda anlarız. Ama aceleye getirmeyin yok yok dokunmayın bırakın böyle kalsın bu evrimci iddialarla çocuklarımız zehirlenmeye devam etsin diyor. Evet. Cumhuriyet bir yandan diyor ki suç işleniyor. O bugüne kadarki müfredat tamam diyor bizim istediğim biz iktidarda değiliz ama diyor. Tayyip Erdoğan sandıktan Gümbür gümbür geliyor. Patlata patlata geliyor. 2002'de bir kazanmış. 2007'de bir daha kazanmış. 2011'de bir daha kazanmış. 2015'te bir hafif sendelemiş. Birinci çıkmış. 2015'in ikinci seçiminde bir daha kazanmış. 2018'de bir daha kazanmış. 2023'te bir daha kazanmış. Olsun ya. Ne, ne, ne kazanıyormuş ki o? Müfredat bizim diyor. Okullarda biz hakimiz diyor müfredatı biz belirlemiştik eski yıllarda. Değiştirmeye kalkanın kafasına tokmağı vurduk. İndirdik Ayşe'ye. Yeni da aynen devam etsin. Müfredat da onlar diyor, da olsun. Diyor. İşte diyor acele etmeyin diyor. Acele etmeyin. Biraz bekleyin. 200 yıl sonra değiştirirsiniz. Ne acele ediyorsunuz ki? Ne var yani? Bir yere bir şey mi yetiştiriyorsunuz? Önümüzde uzun bir süre var. Korkmayın. Kıyamet falan kopmaz. Bekleyin 200 yıl sonra müfredatı değiştiririz demeye getiriyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi ile Yeni Asya aslında zıt kardeşler gibi görünüyor. ikisi birden Tabii. Tayyip Müfredata Erdoğan müfredatı Hadi. yok diyor. Yanlış yapıyorsunuz. Değiştirmeyin. O da diyor ki aceleye getirmeyin, değiştirmeyin. Böyle geniş katılımlı. 5 bin kişinin, 50 bin kişinin hatta yetmez. 5 milyon kişinin bulunduğu salonları toplayalım, oralarda etkinlikler düzenleyelim. Yani karar gazetesi bu konuya pek girmemiş galiba müfredat konusuna ya biz kendimize ele veririz vesaire. O diye yo, yo o da geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu'nun da şeyini söylüyordu. Ya evet. Ahmet Davutoğlu diyordu aceleniz ne? Acele etmeyin. O da aynı. Tabii şura toplansın diyordu, büyük büyük şuralar toplansın, kararlar çıkmasın. <laughs> Tabii. Orada konuşalım. Darwin nasıl yazılır? W ile mi yazılır? Şimdi bunu W ile yazarsak Türkçede W yok. Dolayısıyla bu nasıl olur? Bunun üzerinde akademisyenlerden görüş alalım. Ona göre tetkikler yapalım, incelemeler yapalım. İşte ondan sonra işin inceliğine gireriz vesaire diyerekten nerede kenarda köşede bir mevzu varsa onları getirip maksat ne? AK Parti gerçekten sandıkta oy aldığı kitlelere verdiği sözleri hayata geçirmesin, gerçekleştiremesin. AK Parti iktidarda olsun ama CHP zihniyeti Milli Eğitim'deki okullara hakim olsun. Maalesef ki maalesef bu gazeteleri aslında birlikte değerlendirdiğiniz zaman büyük fotoğrafı görebiliyorsunuz. Aynı şeylere kimler zıt kutup gibi görünen kişiler nasıl sahip çıkabiliyorlar veya nasıl ayrışabiliyorlar? Nerelerde ayrışabiliyorlar? Mesela deniz gezmiş konusunda sözcü cumhuriyet bir gün birleşiyor ama Milli Gazete kayda değer bir olay olarak görmüyor. 3 fidan falan demiyor. Yeni Asya 3 fidan falan demiyor. Orada da tersi tam tersi bir durum oluyor. Kariye Camii yıllar sonra ibadete açılıyor. Bu defa diğer blok biz görmeyelim ses etmeyelim bakın açılmadı derken açılmadı diyelim ama açıldı da açıldı demeyelim müfredat konusunda bakıyorlar çok güçlü geliyor AK Parti artık 22. yılda da ben müfredatı değiştirmek zorundayım deyip masaya yumruğunu vurduğu an bu sefer diyorlar ki çok güçlü geliyor burada o zaman ne yapmamız lazım sadece cumhuriyetin itirazı yetmez yeni asya da haktan görüyormuş görünüyormuş gibi bir algıyla ya aceleye getirme bunu diyerekten paçadan tutup indirmeye çalışıyor. Milli Gazete de yarın öbür gün bu fikre katılırsa ben hiç yaşmam. Ya oturup ya kendimize gelelim biz diyecekler bunlar. Veyahut da böyle sol görüşün, sol çizgideki insanların, kemalistlerin oyuncağı olmaya devam edecekler. Evet. ABD'de üniversitelere müdahaleye Ankara'dan özgürlüklerin ihlali eleştirisi yöneltilirken İstanbul'da Filistin için eylem yapan gençler Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Dört gün boyunca gözaltında ağır sorgudan geçirilen öğrencilere terörist muamelesi vicdanları yaraladı diyor. Erdoğan'ın yumuşama süreci başlatacağı sözü hatırlatılmış. Bu çocuklar bu sertliği Hak etmiyor demiş. Bu gençlere yumuşama yok mu diye bir ifade kullanmış. Evet yumuşama yok mu diyen karar gazetesi iki gün önce 1 Mayıs'ın ertesi günü ne diyordu? Ya ne bu ya? Polislere ne yapıyorsunuz siz ya? Ne gerek var ya? Ne gerek var polise taş atıyorsunuz bilmem yumruk atıyorsunuz falan yapmayın diyordu karar gazetesi. Ki burada tekmeyi de birinci sayfada manşetten vermişler. Nasıl polislere tekmeler atılıyor vesaire vesaire. Peki bunu diyen Karar Gazetesi bugün ne diyor? Ya yumuşayın ya yumuşayın. Sözcü Gazetesi ne diyordu? Sözcü de diyordu ki polise yapılan saldırı da hiç yakışmadı. Peki ne yapılması lazım şimdi? Yumuşama adına suç işleyen adamlara... Yani şu tutuk gözaltına alınmasın mı şu? Yani, yani polise elinde yerden taş buluğu evet. söken, sopalarla vuran kişi gözaltına alınmasın. Bu normal ya, bir şey 2 Mayıs tarihinde bunu yazıyor sözcü. Karar gazetesi 2 Mayıs'ta ne gerek var? Ya haktan görünüyor, o da sureti haktan görünüyor. Ya diyor göstericiler hakkınız sizin 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak ama ya polise de böyle taşmaş yerdeki taşları kopartıp alıp da atmak var mı? Olmaz ki diyor. Ama Karar Gazetesi bugün bir hinlik daha yapıyor. 1 Mayıs'tan dolayı gözaltına alınmamışlar mı? 1 Mayıs'tan dolayı mı alınmışlar? Ne? Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı mı alınmışlar? Ya yok yok yok. 2 hafta 3 hafta önce Taksim'de bir İsrail'le ticaret kesilsin diye dindarlar bir olay yapmıştı. Gösteri yapmıştı çorbaya çevirmiş. Ne dediğini. Şimdi 1 Mayıs'ta şunu herhalde demek istiyorsan 1 Mayıs'ta gözaltına alındılar ama hmm. o sopalarla vurdukları için değil, asıl kinleri hmm. kaç 6 Nisan'daki Filistin eyleminden dolayıydı. Sinirli verdi. Affedersiniz. 6 Nisan <laughs> eyleminde ne işi var solcuların? Ha, işhal diyorsunuz değil mi? Ya, biz de tam ya. biz tam diyorduk. Ya. Bakın aranızda bunlar giriyor bunlar. Ya. Şunlar giriyor aranıza diyorduk. Ve burada net olarak bakın öyle bir kafaları da karışık ki tutuklanan arkadaşlarımızın 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlardan tek farkı 30 Mart ve 6 Nisan'daki Filistin eylemlerine katılmış olmaları zaten sorguda İsrail ile ticaret eylemleriyle ilgili sorular soruldu. Affedersin beyefendi avukat. O Filistin'le ilgili eylemlerde tesettürlülerin yanında ne işi vardı o 1 Mayıs göstericilerinin? O taş atanlar, polislere taş atanlar, tekme atanların öbür eylemlerde ne işi var? Her eyleme gidiyor mu bunlar? Maaş mı alıyorlar? Ne yapıyorlar? Her eylem başına beşer bin lira, onar bin lira, yüzer bin lira para mı alıyorlar ki? 30 Nisan'da varsınız, 1 Mayıs'ta varsınız, 6 Nisan'da varsınız. Yani kadrolu he, polisi anlarız. Polis vazifesini yapıyor. Çevik Kuvvet vazifesini yapıyor. Kadrolu olarak orada göstericilerin karşısında tedbirleri alıyor. 1 Mayıs'ta 1 Mayıs eyleminde şey mi yaptılar? İsrail'le ticaret durdurulsun diye yani. mi gittiler? Yani. Yoksa bunların Veya işi? tebrik, tebrik ederiz. Ha. Siyasi iktidar bizim sözümüzü Ona dinledi. Mı gittiler? Ticareti kesti mi dediler? Hayır ben şunu merak ediyorum. Yoksa bunlar buldukları her eylemi polisle çatışmak için kullanıyordu. Ha. Sizin aranızdalardı da ama siz bunu kabul etmediniz. 1 Mayıs'ta da bunlar da bunlar yeniden mi alındılar? Yani ben merak ediyorum. 6 Nisan'da mı alınmışlar? 1 Mayıs'ta mı alınmışlar? Yani. Kimi Haberin çıksın, birinci stopu karar. <laughs> açıklasın Abi, ya. Bu ya şey. bu habercilik yapıyorlar. Bunda işte bu yüzden kovuldular zaten çalıştıkları kurumlardan. İlk spotta 1 Mayıs, ikinci evet. spotta 30 Mart ve 6 Nisan'daki eylemler hangisinden alınıyor? Sanki şöyle yapılmış. 1 Mayıs'ta polise karşı direnme olmuş, polis tutmuş. 1 Mayıs'ta katılmayan kişilere gitmiş. Bu o mu ha? ...bir tamam. algı oluşturuyorlar. Ya kardeşim 1 Mayıs'a katılmış bunlar. Bir tamam. Mayıs'tan dolayı gözaltına alınmış... polise, polise yapmayın, saldırırken... sahtekarlık yapmayın. Pol... Hani limon tozuyla... ...limonata verenler var ya... ...sahtekarlar... ...bunlar da aynısı. Baklavanın içindeki bunlar haberini yaparlar... ...manşete atarlar ki yapsınlar. Ya fıstık diye bezelye... ...ezip koyuyorlar. İşte Bunlar bunlar bezelye. Şimdi bu alınanlar bezelyeler. Hmm. Ama şimdi... Fıstıklar da şunu söylüyor. Bu bezelyeler bizim yanımızdaydı. <laughs> maalesef ki maalesef böyle ya bir halkıyla karşımıza Ama çıkıyorlar. Ama burada asıl tablo şu Ali Bey. Burada asıl tablo şu. Dindar babaların, annelerin çocukları aralara karışan bezelyelerle böyle zehirleniyor. Biz bunu gezi eylemlerinde de gördük. O yeryüzü iftara hatırlayın. Evet. Hatırlayın ömrü oruç tutan adamla mücadeleyle geçmiş herifler. Sabah öğlen akşam yemeğini yiyenler oturdular orada Taksim Meydanı'nda iftar çadırı kurdular, tezgah kurdular. Dediler ki biz iftar açıyoruz, görüyor musunuz? Dindar olduğunu söyleyen hükümet Tomay'la gelip bu iftar organizasyonunu engellemeye çalışıyor. Asıl Ama olay Mehmet Tayyip Erdoğan'ı devirmekler Tayyip Erdoğan'ı devirmek için kendilerini dindar kılığına da soktular. Burada da benzer bir tavırla karşımıza çıkıyorlar. 1 Mayıs'ta polise karşı taş atanlar gözaltına alınmışlar. Bunlar tutuklamaya sevk edilirken siz kimsiniz diye sorgulama yapılmış. Bunların daha evvelden de benzer şekilde birçok eylemde polisle çatışmaya girdikleri ortaya çıkarılmış. Bunlar da orada tutanak altına alınmış. Bu kadar basit. De, Bunlar hiçbir şekilde altın Nisan ile ticareti kesin ve eser denildiği için değil. 1 Mayıs'ta polisle, de, polisle çatıştıkları için, için. için alınmış. Ve bunlarla ilgili görüntüler var. Ha, diyorlarsa ki Karar Gazetesi ise yürekliyse desin ki ya ben size göstereyim. Bakın 1 Mayıs'ta evde yatan ama 6 Nisan'da İsrail'le ticaret kesilsin dediği için gözaltına alınan şu kişi var. Hadi bakalım Ali Bey bunu da gündeme getir desin. Bana göstersin. Bir de ama... üniversitelerde şey eylemi yasak mı? Aksine biz buradan ya Amerika'daki üniversiteler kadar olamıyor diye üniversitelere kızıyoruz. Hmm. E, Hacettepe'sinde Boğaz içinde birçok üniversitede belli bir kesim yani mütedeyin kesim eylem yapıyor. Hangisine yönelik bir gözaltı furyası var? Hangisi bastırılmaya çalışılıyor? Hangisi durdurulmaya çalışılıyor? Buyurun. Peygamber sevdalıları eylem yapıyorlar Gazze için. Kim durdurulma? Hangi polis gidip gözaltına alınıyor? Amerika'dakiler hem de öğretim üyeleri de dahil olmak üzere gözaltına alınıyor, ters kelepçe yapılıyor. Dolayısıyla aslında o eylemlerde, o üniversite içerisindeki eylemlerde siyasi iktidarı da daha fazla tepki verin, daha fazla uygulama yapın İsrail'e karşı diye bir anlamda onu da siyasi iktidarı da yönlendirecek şekilde taleplerde de bulunuyor. Buna rağmen ki olması gereken de o. Türkiye'deki üniversitelerdeki eylemlerde, protestolarda herhangi bir gözaltı yok. Ama özgür Amerika dedikleri, düşünce hürriyetinin şu seviyede olduğu iddia edilen Amerika'da üniversitede öğretim üyeleri, profesörler, felsefe profesörleri ters kelepçeyle gözaltına alınıyor. Hafta sonuna denk geldi, onu konuşamadık. Bakın sınır tanımayan gazeteciler örgütü Basın hürriyeti, 3 Mayıs sebebiyle basın hürriyeti noktasında bir liste yapmış. O listede Türkiye'yi 158. sıraya koymuş. İsrail ben, nerede? Ben de merak ettim İsrail nerede Tabii, acaba yo. dedim. İsrail 159. sırada mı, 160'da mı, 170'de mi? Türkiye'nin herhalde altında olması lazım. Çünkü İsrail'de 150 gazeteci öldürüldü ya. Son 6 ay içinde. Ha Bundan hmm. şimdi diyecekler ki... Bu ya, liste tutuklananlara, gözaltına alınanlara yönelik. Biz öldürenlere <laughs> sözümüz yok mu diyorlar. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi diyecekler? Yoksa ya 2023 yılının değerlendirmesi bu. 2024'ü bir sene sonra yapacağız biz. Ya 2023 yılı içerisinde de zaten 80 kadar gazeteciyi öldürdü zaten İsrail. Ona da verecek cevabımız var. Sizin dediğiniz gibi onu da söylüyorlar. Ya sadece ve sadece biz... Tutuklamalarla Tabii. ilgili, engellemelerle ilgili. Dünkü yazımın altında güzel iki okurumuzun karşılıklı e, müzakeresi vardı, münakaşası vardı. Bir tanesi diyor ki, ya diyor erişim engelleme... Ile ölçülür basın özgürlüğü. Eki gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili değildir. Bir diğeri de diyor ki, e öldürsün o zaman. Tabii. erişim engelleme. Hiç engelle A, da gerek Tabii, kalmaz da. Çok... Manyak Doğru. mı yani? İsrail Doğru. öyle yapıyor zaten. Ben manyak mıyım erişim Doğru. engelleme getireyim? Kim var? İsrail'in aleyhine haber yapan Ali Veli. Vur, öldür. öldür. Ailesiyle birlikte öldür. Erişim engelleme kararı almaya ne gerek var ki? Aptal mıyım ben diyor. Öldür gitsin diyor. Şimdi İsrail 150 tane gazeteciyi öldürmüş. İsrail'in sırası 101. sırada basın hürriyeti, özgürlüğü anlamında. Ama geliyorsunuz Türkiye'ye, Türkiye 158. sırada. Dolayısıyla bunların yaptıkları işte listeler, sıralamalar. O tutuklanan Türkiye'den firar eden gazetecilerden bakın Er kacerer Hafta sonu sarhoştu. Sarhoşken ne dediğini bilmiyorken kameraya ekrana çıktı itirafta bulundu. Video çekti ne dedi? Dedi ki ben dedi haberlerimi öyle dedi boş yerlerden almıyorum. Benim haberlerim Alman Emniyeti ve Alman İçişleri Bakanlığı istiyor. Evet. Ben onlara Onların Çok isteğiyle yapıyorum. Onların gözetimde büyük büyük noktalardan dedi. Görüyoruz o Almanya herhalde kimseyi besleyecek hali yok. Birisini besliyorsa ona da kulağına üfleyecek. şu 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 iddiaları dile getir. Şurada paylaşımını yap burada. Hatırlatmasını yap diyecek. Maalesef ki maalesef işte böyle bir kirli operasyonla karşı karşıyayız. Çıksınlar karşımıza dürüst bir şekilde. Desinler ki ya kardeşim İsrail'de evet basın hürriyeti var, özgürlüğü var. Yazılabiliyor her şey ama Türkiye'de yazılamıyor. Ya Türkiye'de erişim engelleme dediğiniz şey okullardan bir tanesi de çok güzel bir şekilde hatırlatmış. Ya demiş diğer efendim İsrail'deki kıstasla Türkiye'deki kıstas ve sınır tanımayan gazetecilerin kıstaslarını anlatmış. Onun için şunun için Türkiye 158. sırada. ...İsrail daha özgür... ...çünkü... şunu için demiş bir okurumuz... ...diğer okurumuz da diyor ki... ...ya 10 gün önce sen... ...aynı şahıs gerçekten de... Ge ...kendi ismiyle yorum yapan bir hanımefendi... ...sen Uğur Dündar'ı göklere çıkartıyordun... ...ya yani şöyle gazeteci... ...şöyle beyefendi kişi Tabii. vesaire diye... ...doruşmaya gizlilik yasağı... ...erişim, gizlilik yasağı, erişim engelleme kararı alan da... ...onlara hak... Ha. <laughs> ...size denirse... ...şimdi bunak çok net bir tabirleri var. Evet. Bunak demek suç mu? Değil diyor. Ama bana dediler tamam sana dedilerse suç. Ben şimdi size getireyim erişim engelleme kararlarını akit yeni akit komutere ile ilgili. Bakın iddialı söylüyorum 100 tanesinden 100 tanesinden 95'i uyuşturucu, baron, karı para pazarlama vesaire vesaire bahis çetesi neler neler. Bunlar hakkında haber yapmışız. Yaptığımız haberle ilgili gitmiş mahkemeden ki buradan Adalet Bakanlığı'na da seslenelim. Dilekçeyi verene hemen erişim engelleme kararı da vermesinler. Ben kumar baronunu ifşa edeceğim. Adam gidecek suç cezadan, gidecek mahkemeden karar alıp erişim engelleme kararı çıkartıp kaldır o haberi Hı. diyecek. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı bu konuda hakimleri de uyarması lazım. Önüne gelen her dosyada ki burada bakanlık hakimi uyarsın derken de kimse burada emir talimat veriliyormuş gibi algı oluşturmasınlar. Gerekçesini yazsın. Gerekçesiz karar vermesinler. Gerekçesiz verilen karar da karar değildir. Bu işte en başta da Adalet Bakanlığı görevlidir. Bu noktadaki sistemimizi de bakanlığa yapmış olalım. Evet, sürenin sonuna geldik ama bir şey daha var onu da hatırlatıp böyle kapatalım isterseniz. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasına Milli Gazete'den okuyorum. Namık Kemal Zeybek de tanık olarak dinlenecekmiş. Ne diyecek evet. merak ediyorum. Doğru Yol Partisi'nden, MHP'ye, MHP'den BBP'ye, Demokrat Parti'ye, ATA Partisi'nin kuruculuğuna geçen Namık Kemal Zeybek yani o partiden bu partiye geçen Namık Kemal Zeybek zaten 28 Şubat kahramanları diye anlatıyordu. Büyük ihtimalle gidip mahkemede de onu söyleyecek. Ama ben hakimden rica ediyorum. Eğer başlamadıysa duruşma, tanıklığı başlamadıysa gelirsek oraya kaza tuttururuz. Tehditini yapan o general hakkında Namık Kemal Zeybek ne düşünüyor bir sorsunlar bakalım. Evet. Sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmekle ilgili inşallah Allah'a emanet olun buluşmak ümidiyle inşallah. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı sona erdi.